Merhaba, iyi günler. 10 Mayıs 2023. Henry Perenne. Orta Çağ kentleri, kökenleri ve ticaretin canlanması. 225 lira. Belçika'nın yetiştirdiği en büyük tarihçi olan Henry Perenne, dünyanın önde gelen tarihçilerinden biri olarak da kendini kabul ettirmiştir. Orta Çağ tarihi konusunda başlıca otoriterlerden biri sayılmaktadır. Perenne'nin eserleri arasında özel bir yeri Orta Çağ kentleri. Orta Çağ'da Batı Avrupa'da ekonomik canlanma ve kent uygarlığının doğuşunu ele almakta uzun yıllar süren inceleme ve araştırmaların bir bileşimini ortaya koymaktadır. Orta Çağ kentleri tarihin önemli aşamalarından biri olan tüccar sınıfının doğuşu, toprak köleliğinin ortadan kalkışı, burjuva sınıfının oluşumu ve çağdaş kentlerin çok şey borçlu oldukları Orta Çağ belediye kurumlarının ortaya çıkış sürecine ışık tutmaktadır. Tarihi daha nesnel gözlerle incelememizin daha bir önem kazandığı şu günlerde, Orta Çağ kentlerinin sıradan bir tarih kitabının ötesinde bir önem taşıdığına inanıyoruz. Konusunun önemi ve ilgi çekiciliğinin yanı sıra, Perenne'nin yalın, açık seçik anlatımı ve titiz bir çeviriyle bu özelliklerin Türkçe çeviride de korunması kitabın değerini daha da arttıran bir başka özelliğidir. Yoğunluk, alışveriş ve pencereden çıkan insanlar coşkudan kalabalığa bakmak için. Çok ilginç ve çok güzel. Ne diyor? Belediyelerin insanlık tarihine katkısı. Bizde belediyeler 30 bin insanla anılıyor. 25 bin kişiyle ve daha fazla yukarı çalışanlarla anılıyor. Arkadaşım bir belediyeye giriyor Avrupa'da. İsmini söylemeyeyim. Çalışan insan sayısı 3. Belediye 3 kişiyle dönüyor. 3. Her şey bir plan dahilinde ve biz kapak resmi Bruegel, The Fight Between Cardinal and Land, 1559, Ağustos 1982. İngilizceden çeviren Şadan Karadeniz. Ön söz, Akdeniz, 9. yüzyıl, kentin kökenleri, ticaretin canlanması, tüccar sınıfı, orta sınıf, belediye kurumları, kentler ve Avrupa uygarlığı, bibliografya. Bu kitabı hem okumak, okuduktan sonra da altını çizmek ve bazı öğretileri de günümüze uydurup tartışmak lazım. Çok kaliteli bir kitap. Onun için değerli inşaat mühendisi arkadaşlarımla, mimarlarla, şehir planlamacılarıyla, aydınlar, yazarlar, televizyoncular, gazetecilerle böyle parça parça okuyup bir programda 5 sayfayı, 6 sayfayı değerlendirmek isterim. Ön söz, kurumların tarihçisi Henry Perenne hakkında. Bugüne kadar Türkiye'de meslekten tarihçilerin en çok yararlandıkları yabancı kaynakların başında gelmesine rağmen ünlü ortaçağ tarihi uzmanı Henry Perenne'nin hiçbir yapıtı dilimize çevrilmemişti. Şimdi ise onun ünlü kitabı Ortaçağ Kentleri Şadan Karadeniz'in titiz çevirisiyle dilimize kazandırıldı. Perenne'yi az zamanda geniş okuyucu kitlesinin seveceğini ve diğer yapıtlarının da uzun bir gecikmeden sonra da olsa dilimize kazandıracağını umarız. Henry Perenne, Roma İmparatorluğu'nun yıkılışından 14. yüzyılla ortalarına kadar Batı Avrupa tarihinin ekonomik gelişimini daha çok kurumların evrimini ele alarak inceleyen öncü bir tarihçidir. 1862'de doğdu. Belçikalıdır. Lieke'de öğrenim gördü.
1886'da Gijen'de profesör oldu. Başlıca yapıtları arasında yer alan Orta Çağ Kentleri 1922'de Amerika'da davetli profesör iken verdiği dersleri kapsar. 1935 Mayıs'ında ölümünden kısa bir süre önce ünlü yapıtı Muhammed ve Şarman'ı tamamlamıştı. Trenle'nin tarih yöntemi ve tarihe bakışı bu iki kitapta kendini belirgin biçimde gösterir. O birinci sınıf bir ortaçağ filozofu, belge uzmanı, paleograf ve diplomatist olma gibi nitelikler yanında bir sosyolog ve tarihe bütüncül açıdan da bakmayı bilmektedir. Binlerce sayfa yazan son tarihçilerdendir. Bu özellikle bize Türkiye'de Fuat Köprülü'yü anımsatır. Gerçekten 1920'lerden 1940'lara kadar Köprülü okuluna mensup tarihçiler, Pirenne ve Fransız Annales okulu tarihçilerini daha üniversite sıralarında iken okumuşlardır. Hatta Köprülü'nün Pirenne ve Fransız Annales okulu tarihçilerinin okunması için öğrencilerini ikinci yıl sonunda Fransızca sınava soktuğu da biliniyor. Dolayısıyla Pirenne ve izleyicisi Avrupa tarihi yazarları bizim ülkemizde çok önceden bilinmekteydiler. Ve bizdeki modern tarihçiliğin başlangıcından bugüne oluşumunda payı olan bu tarihçileri bilmekte bu yönden de büyük yarar vardır. Bu giriş yazısı uzun, dakika olarak değerli takipçilerin dakikalarına saygı gösteriyorum. Yazıyı yazanı şöyle göstermek istiyorum. İlber Ortaylı. Kitabı edinmenizi, kitabı okumanızı rica ederim. Ve eğer bir teklif gelirse bu kitap üzerine bir program yapmayı isterim. Değerli mimarlarla, mühendislerle, tarihçilerle, değerli insanlarla bu bir iki program ancak bu konuda biter. Yani çok basit bir şey değil. Güzel bir şey. Özellikle bizdeki Efes, Bergama ve Trova, yani Antalya, Muğla, Çanakkale, İç Anadolu, yani Karadeniz yukarıya doğru. Bunlarla ilgili de Trakya, Traklar, yani Makedonlar, Arnavutlar. Bunların şehirleşmesi, ticaretin başlaması, bunlarla da ilgili donanımlı arkadaşlarımız var, kütüphane kültürlerimiz var. Ben de yardımcı olmak isterim. Saygı duyulacak bir kitap. Teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. İyi günler.